Caner Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun Caner Bey, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu keyifli röportaja ben öncelikle Caner Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. Tabii, Caner Çevik, 92 Ankara doğumluyum. Ziraat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bitki koruma bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Babamın 2017 yılındaki vefatından sonra işleri devraldım ve şu an bulunduğum konumda devam ediyorum. Evet, yani ikinci kuşak oldunuz sanırım siz de. Ondan bu bayrağı da devraldınız. Evet, bayrağı devraldım ve onu layığıyla yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum. İleriye doğru güzel bir şekilde taşıyoruz diyebiliriz. Şimdi biraz kapora organik tarımdan bahsetmek istiyorum ben Caner Bey. Neler yapıyoruz? Kuruluş tarihi nedir? Firmanın verdiği hizmetler nelerdir? Kapora Organik Tarım firması 23 Ekim 2000 yılında kurulmuş bir firmadır. Türkiye'de feromon tuzakların yerli üretimini yapmaktadır. Yani? Feromon tuzak dediğimiz zaman feromon böceklerin cinsel çekici kokusuna verdiğimiz isim. Ve bunu bir tuzak vasıtasıyla bu ikisini kombinliyoruz. Ve böcekler yumurtadan çıktıkları zaman bu kokuya geliyorlar ve bu tuzaklarda yakalanıyorlar. Çiftçiler ve üreticiler de bu tuzaklarda yakalanan böceği görüyorlar ve doğru zamanda doğru ilaçlama yapmalarını sağlıyor veya bu tuzaklardan araziye daha fazla miktarda asarak ilaçsız bir mücadele yapıyorlar. Evet. Biz bunların üretimini yapmaktayız. Evet. Ne güzel üretim yapıyorsunuz. Çünkü üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek. Üretim demek istihdam demek. Bunlar çok önemli çünkü. Evet, evet. Caner Bey. İhracatımız var. İhracat da yapıyorsunuz. Ne güzel, bizi de temsil ediyorsunuz. Zor bir iş ama hani hizmet sektöründesiniz, yapılabilecek bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu başarınızın sırrı ne peki Caner Bey? Yani hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz? Bunu yaparken işte öncelikle babamdan öğrenmiş olduğum bilgilerin çok büyük bir önemi var. Onun dışında bu bölümü okumam, üniversitede bu bölümü okumam, değerli üniversitedeki hocalarımızın bize vermiş olduğu destekler ve yardımlardan ötürü. Hepsine selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim buradan. Saygılarımızı gönderiyoruz. Bu şekilde büyük bir yol aldık ve yaptığımız işi severek yapıyoruz. İsteyerek yapıyoruz. Halkımıza, çiftçilere ve bunu kullanan tüm insanlara zehirsiz, daha böyle temiz bir çevre bırakmak için uğraşıyoruz. Yani bu tuzakları kullansınlar ki daha az kalıntı olsun, daha sağlıklı ürünler yiyebilelim. Çok da seviyorsunuz mesleğinizi dedim. Başarınızın bence en büyük sırrı bu. Çünkü siz hem mektepli hem alaylısınız. Evet, hem mektepli. İki, o konuda avantajlısınız aslında siz yani baktığımız zaman. Doğru. O açıdan evet avantajlıyım. Evet, fuar nasıl geçiyor? Fuarın ilk saatleri. Tabii fuarları da özlemişiz açıkçası. Evet. İki yıldır pandemiden dolayı da katılamıyorduk zaten. Bizler de gelemiyorduk. Fuar hakkında görüşlerinizi alın. Tabii pandemiden dolayı tabii ki bu fuarların ertelenmesi hepimizi üzdü. Bu pandeminin de bir an önce bitmesini ve ülkemizin tekrar eski haline dönmesini temenni ediyorum. Onun dışında bakalım şimdi pandemiden sonra ilk açılan fuarlardan biri. Yani evet. Tarımla alakalı. Bundan sonra işte Antalya fuarımız olacak. Orada bulunacağız. Onun dışında daha ilk saatleri dediğiniz gibi fuarın. Ama biz olumlu geçeceğine inanıyoruz. İnsanların böyle geçerken bakmalarından biraz bir değişik görüyorlar. Evet. İlgilerini çektiğini düşünüyorum. Fuarın dönüşleri de belli olacak zaten. Evet, fuar sonrası özellikle. Peki sizleri diğer işletmelerden ayıran özellikleriniz neler? Yani irili ufaklı firmalar faaliyet gösteriyor. Tek değilsiniz tabii ki. Farkınız. Bizim diğer firmalardan ayıran farkımız biz bunu yerli olarak üretimini yapabilmek olmamız. Ve Türkiye'de yani yerli olarak üretim yaptığımız için tüm burada gördüğünüz ürünler yerlidir. Ve %89 yerli malı belgemiz var. Yerli bir firmayız. Dolayısıyla da diğer firmalardan ayıran en büyük özellik bu diyebilirim. Çünkü ithal ürünlerle yarışıyoruz ve bu ithal ürünlere karşı yerli ürünlerin de ithal ürünlerle aynı seviyede ve aynı şeyde özelliklerde olması bizi gururlandırıyor. Yani bizi ayıran fark bu diyebilirim. Evet, son soru. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Peki şöyle bir geriye dönüp baktığınız zaman Caner Bey. Hedeflediğimiz yerde tam olarak değiliz açıkçası. Yani bu ülke daha
iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok öne açık bir sektördeyiz. Ve insanlarımız, üreticilerimiz, çiftçilerimiz tam olarak yeteri kadar bilinçli değiller. Biz bunlara bunu daha fazla ulaşabilerek daha iyi yerlere geleceğimizi inanıyorum. Yani tam olarak istediğimiz konumda değiliz. Çok daha iyi yerlere gidecektir. İnsanlar bunu anladığı zaman, bu tuzakları kullanmaya başladıktan sonra, ilaçlamayı da doğru zamanda yapmaya başladıktan sonra yavaş yavaş yükseleceğimize inanıyorum. Tabii ne hedef bitecek ne hayal. Tabii. Bu yaşam boyu devam edecek. Yaşam boyu devam edecek ama yani yeni yeni tanıyoruz. Son 3-5 yıldır daha öne çıkan bir durumdayız. Ülke olarak da 3-5 yıldır daha bu işlere farkındalık arttı. İnsanların ilgisi daha çok arttı. İnşallah daha iyi yerlere geleceğini umuyorum. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere çok Caner Bey. Son bir teşekkür mesajınızı alalım. Buradan müşterilerinize, Bursa'ya, Ankara'ya, tüm Türkiye'ye aslında. Son sözler sizin. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize bereketli yıllar diliyorum. Onun dışında zehirsiz çevre ve mutlu yarınlar diliyorum. Biz de o zaman doğru adrese buraya davet edelim. Bu anlattıklarımızı yaşayarak görsünler en azından. En azından da bir sizlerle bir tanışmış olurlar. Evet. Çok teşekkür ederim size de. Varmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere gerçekten. Çok keyifliydi. Başarılarınız her zaman daim olsun. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.